gerçekten akademi gibi çalışıyor. Şu an mesela hangi kadın kültür evinde hangi çalışma var biliyorum. Hani hangisinde hangi ders yapılıyor şu an biliyorum. Arkadaşlar planlı bir şekilde müfredat çıkarıyor. Hani okullarda olur ya, bir aylık müfredatlarını çıkarıyorlar. Hangi hoca gelecek, hangi ders verecek, 11'de ne olacak, 12'de ne olacak. Yani çok ciddi bir şekilde çalışılıyor. Ama dediğiniz gibi buna para harcıyoruz, emek harcıyoruz, zaman harcıyoruz. Bu projenin kaybolması sadece paranın gitmesi manasına gelmiyor. En büyük sıkıntısı bir daha böyle bir proje yapma isteği gidiyor Evet. kentten. Her başarısız proje kentte şöyle bir şey yapıyor biliyor musun? Şevki baltalıyor. Daha önce yapılmıştı hiçbir hikaye bu iş diyor. Hani Paraya bazen da vakte de yazık oluyor. aynen öyle. Ve istek kalmıyor. Sizin bu şey içerisinde örgütleyeceğiniz istek kalmıyor. Basın mensuplarında da kalmıyor. Ya gideceğiz. Hani, çekeceğiz. Tutmayacak diye. Ben hani bu projeyle ilgili istediğimiz seviyede miyim? Kesinlikle değilim. Yani belki ilçelerde olmasından hani kaynaklı. Fakat bu proje aynı zamanda ilçelerdeki sosyalleşme olanağı imkanı sağlıyor. Kent merkezinde bu imkan çok var. Hem belediyenin yaptığı buradaki kadınlarla ilgili yer var. Hem kafeteryalar, işte AVM, hani insanların sosyalleşme imkanı sağlıyor ama kırsala doğru gidince hani bu çok daha kolay değil yani ilçelerde. O açıdan da ilçelerde olması önemliydi. Ya bir de bugün işte narkotikle ilgili İçişleri Bakanımızın başlattığı uyuşturucuyla mücadelede, narkotikle mücadelede en önemli kişi anne diye, Evet. narkotik anne diye bir proje var. Orada sunumu yapıldı. Bütün kadın kültür evlerinde inanılmaz geri dönüşler alındı. Ya burada gerçekten bir iki tane çobanlar eşim de dinlemeye mesela. Güzel şeyler anlatıyor. Üniversite çok kabullendi. Üniversite hocalar çok sahiplendi.